ver deme. Doktora gerek yok oğlum. Dökün kolonyayı, koklatın burnunu, açılıverir. Anne. Dayı neden ayılmıyor? Meraklanma tatlım. Birazdan kendine gelir. Şermin, biraz kolonya getirir misin? Hadi hastaneye götürelim. Yaşadığı sarsıntı ağır. Beyninden vurulmuşa döndü kadın. İyi de insan bir şey yaparken önünü arkasını düşünmeli ama, değil mi? Anne. Sırası değil. Yeşim. Aha, odasına gitti sanırım. Gazeteniz geldi Şefik Bey. Bakalım bugün ne skandallar var. Bana yaptıklarınızı ödeteceğimi söylemiştim.
Yeşim. Bak bir tek ben kaldım. İstersen baş başa konuşabiliriz. Yeşim, böyle yaparak içindeki acıyı azaltamazsın. Hadi aç şu kapıyı. Yeşim, hem bu olanlardan senin bir suçun yok. Hadi aç şu kapıyı, konuşalım. Biliyorum yeşim. Üzgünsün, sinirlisin. Öyle kolay kolay da kabul edilebilecek bir durum değil ama... Sana güvenmiştim Çınar. Hayatımın en ağır sırrını sana açıklamıştım sadece. Ama sen ne yaptın? Gidip başkalarına anlattın. Bir de bana kızıyordun sır tutamıyorsun diye. Hani sen o geceye dair hiçbir şey hatırlamıyordun? Nasıl oldun? Şimdi daha iyi misin? Değilim. Hadi gel. İstersen biraz bahçeye çıkalım. Hem temiz hava da iyi gelecektir sana. Bana gerçekten yardım etmek istiyor musun Çınar? Tabii ki de. O zaman babamı bulmama yardım et. Tamam. Elimden geleni yapacağım. Söz mü? Söz. Baksana. Akbaba gibi sesleri geliyor. Çınar. Yapamayacağım galiba. Eşim. Eşim, eğer şimdi yapmazsan bir daha hiç yapamazsın. Olanlar ne senin ne de Kerem'in seçimi. Eğer kendini suçlu hissedersen insanlar daha fazla üstüne gelecektir. Sana bunu yapmalarına izin verme. Şimdi başını dik bir şekilde git ve başladığın işi bitir. Becerebilir miyim sence? Benim tanıdığım Yeşim aklına taktığını yapar. Bak bu doğru işte. Tamam o zaman. Sağ ol. Yardımcı olmamı ister misin? Ben hallederim. Sen de gir içeri hadi, sağ ol. Arkadaşlar biri daha çalıyor. Kim? Yeşim. Ben hiçbir şey anlatmadan Kerem her şeyi öğrenmiş. Öyle kötüydü ki. Dünyası başına yıkılmış. Ne söylesem işe yaramadı. Eve bile gelmek istemedi. Yaşadığı şey kolay değil yani. Ona biraz zaman ver aşkım. Sakinlesin, sonra konuşursun. Babaları kim olursa olsun ben onları çok seviyorum. Onlar benim kardeşim. Tabii ki de sevgilim.
Lale, hadi gel baş başa bir yerlere gidelim. Hem hava alırsın, değişiklik olur, iyi gelir. Yeşim'i yalnız bırakamam Çınar. Yeşim çıktı. Nereye gitti? Neden gitmesine izin verdin? Melis'in gelinlik provası varmış. Evde kalıp olanları düşünmektense dışarıda bir şeylerle uğraşması iyi gelir ona diye düşündüm. Sevgilim benim, çok iyi düşünmüşsün. Zaten Yeşim çizimleri yaparken dünyayı unutuyor biliyorsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi izin verirsen karımı ve oğlumu düşünmek istiyorum. Gitmesek daha iyi olur Çınar. Dışarıda gazeteciler var. Sen kocana güven. Onlara görünmeyeceğiz, hadi gel. Düşünsene, insan böyle bir olay karşısında her şeye inancını kaybedebilir Çınar. Yanlış bir şey yapacaklar diye korkuyorum. Canlarının çok daha fazla yanmasına engel olmalıyım. Bir şekilde onları mutlu edip yalnız olmadıklarını hissettirmeliyim. Lale, senin onları ne kadar çok sevdin, onlar da çok iyi. Sen elinden gelenin en iyisini yapacaksın. Ben bunu biliyorum. Ben eve gitmek istiyorum Çınar. Belki Yeşim'le Kerem gelirler. Tamam. Ama unutma. Oğlumuzu da düşünmeliyiz. Eve git. Yat, dinlen. Daha fazla üzme kendini. Her şey düzelecek. Hani başımı dik tutunca kimse bana bir şey söyleyemezdi Çınar? Hani bu olanlarda benim suçum yoktu? Herkes bana piç olduğumu söylüyor. Yeşim, sakin ol. Dinle biraz. Dinlemeyeceğim. Hepsi senin yüzünden oldu zaten. Yeşim, nerede olduğunu söyle, yanına geleyim. Konuşuruz biraz. İstemiyorum. Rahat bırak beni. Yeşim, bir hata yapmadan nerede olduğunu söyle, yanına geleyim. Nişantaşı'ndayım. Tamam. Sen bir kafeye otur, ben de hemen geliyorum. Amcama toplantıya katılamayacağımı söyleyin. Özel bir işim çıktı. Peki Çınar Bey. Biraz erken değil mi? Sıradan bir gün olsaydı evet. Ama bütün İstanbul beni konuşuyor Çınar. Hatta bütün dünya. Duyduklarıma ancak böyle katlanabiliyorum. Abartıyorsun Yeşim. Abartıyorum öyle mi? İzle o zaman. Hey siz. Meraktan ölüyorsunuz diye söylüyorum. Babamın kim olduğunu bilmiyorum. Sabahtan beri benim hakkımda konuşuyorsunuz ya. Bilgi vereyim istedim. Ha bir de sen baban da anneni aldatıyor biliyor musun? Bilmiyorsun değil mi? Yazık. Ve sen yanımda oturanı dostun sanıyorsun ama arkanı döner dönmez sevgilin Murat'la yatıyor. Ne diyecek canım? Saçmalıyor işte. Neyse kızlar, ben sizi sonra ararım. Neden bunu şimdi yaptın? Çünkü sabahtan beri benim dedikodumu yapıyorlardı Çınar. Hem de gözlerimin içine baka baka. Benimle uğraşacakları yeri biraz kendilerine baksınlar diye söyledim. Yaptığın hoş değildi. Ama ağlamaktansa ayakta kalmayı tercih ettiğin için aferin sana. Evet. Artık senin sözünü dinlemeye karar verdim Çınar. Ne kadar acı çeksem de vazgeçmeyeceğim. Hani bir keresinde bana söylemiştin ya, yeteneklisin diye. İşe bundan başlayalım dedim. Bakarsın, yeteneğimi keşfeden bir tekstilci bana iş teklif eder ha? İnşallah. Hadi eve dönelim. Lale gelmiştir. Seni çok merak ediyordu. İzninizle Necip Bey. Hayırdır kızım? Zümrüt Hanımlar da bu akşam sizinle birlikte yiyeceklermiş efendim. Allah Allah. Hadi ilk bir iki gün birlik olsun, beraberlik olsun dedik ama bu kadar da fazla. Anne, bu birlik beraberlik göstermelik değil. Biz artık bir aileyiz. Lütfen artık buna göre davranalım.
Zor günler geçiriyoruz İkbal Hanım. Böyle günlerde aile bireyleri birbirine yardımcı olur. Sizin de aynı fikirde olduğunuzu düşünüyorum. Yoksa yanılıyor muyum? Haklısınız Zümrüt Hanım. Buyurun, ayakta kalmayın. Geçin böyle oturun. Şermin. Anne. Biz artık aynı çatı altında yaşıyoruz. Aynı çatı altında ayrı gayrı olmaz. Oğlum ben onun için demedim. Zümrüt Hanımların damak zevki bize uymuyor. Biz de onların yemeklerini sevmiyoruz. Yani kimse kimseye mecbur kalmasın diye dedim ben. Anneciğim, o zaman biz de birbirimize alışmaya yemeklerden başlarız. Yeşimciğim, sofra hazır. Annen senin de aşağı yemeğe inmeni istedi. İnanmıyorum ya. Utanmadan bir de yemeğe mi çağırıyor hala? O Zümrüt Hanım'a söyle. Yemeğe falan gelmiyorum ben. Sen de mi? Kerem de aynı şeyleri söyledi. Ya haksız da sayılmayız dedi. Peki öyleyse. Zümrüt Hanım, Kerem Bey ve Yeşim Hanım yemeğe gelmeyeceklerini söylüyorlar efendim. İzninizle. Ben bir çocuklara bakayım. Ben yemeğe gel diye haber yolladığında geleceksin Yeşim. Çabuk toparlan ve yemeğe in. Artık senin sözünü dinlemek zorunda değilim. Öyleyse eşyalarını topluyorsun ve bu evi terk ediyorsun küçük hanım. Hadi. Ne o? Gidecek bir yerin olmadığına göre bu evin kurallarına uyacaksın. 2 dakika içinde kardeşini de alıyorsun, masaya geliyorsun. Çabuk! Birazdan masada olacaklar. Çınar. Geçen gün bir araştırma ile ilgili bir şeyden bahsediyordun. Ne oldu o komiser arkadaşın? Açıkçası ilgilenmeye fırsat bulamadım. Mümkünse ben de görüşmek istiyorum arkadaşınla. Tabii. Kemal'in ölümüyle ilgili bildiklerim ve anlatacaklarım belki sonuca ulaşmasına yardımcı olur. Gerçeklerin ortaya çıkması gerekiyor değil mi? Kocamın neden öldüğünü, buna neyin ve kimin sebep olduğunu bilmek istiyorum. Suçluların ortaya çıkması gerekiyor. Haklısınız. Yarın ararım Haluk abi, en yakın zamanda bize konuk olur. Sanırım onun da sizinle konuşmak isteyeceği şeyler vardır. Sağ ol. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk. İşin çok değildi değil mi? Olsa da fark etmez. Merak ettim. Konuşacağın konu neydi? Yeşim. Olmaz Lale. Yeşim ne anlar ev tekstilinden? Çocuk oyunu değil ki bu. Oyalansın diye gel çalış diyeyim. Neden bu kadar sinirleniyorsun ki? Birkaç gün önce demedin mi sen Yeşim çok yetenekli diye? Evet. Doğru, çok yetenekli. Ama biz ev tekstili üretiyoruz, o kıyafet çiziyor. Hem bu işlerde tecrübe de lazım. Haklısın aşkım. Ama gerçekten bir fırsat verirsen ona da tecrübe olur. Sizin için yaratıcılık lazım. Bence Yeşim bunu kesin becerir. Lale, ben aile işleriyle iş ilişkilerini birbirine karıştırmaktan hoşlanmam. Madem o kadar hoşlanmıyorsan, amcanla da çalışma o zaman. Lale, sen sordun, ben de cevabını verdim. Bu konu üstünde daha fazla tartışmayalım. Dün kardeşlerim için elinden geleni yapacağına söz vermiştim Çınar. Hatırlıyor musun? Bu sözünü tuttuğun için çok teşekkür ederim. Lale. Lale.
Böyle yapma. Sen diyeceğini dedin Çınar. Konu kapandı. Lale, Yeşim belki de büyük bir heves içinde. Bu çok büyük bir karar. Gerçekten yapamam. Ya Yeşim bir hata yaparsa ya da ne bileyim ters bir durum oluşursa bütün sorumluluk benim omuzlarım üstünde olacak. Sonra da hepimizin ilişkileri gerilecek. Beni anlamalısın. Ben cevabımı aldım. Hiç anlamıyorsun Lale.